İzmir Mimarlık Merkezi'nden bizi izleyen herkese merhaba. Ben Zehra Akdemir Veryeri. Burada çok hoş bir grup birlikteyiz. Solumda İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Tunç Soyer. İzmir Mimarlar Odası Yönetim Kurulu Başkanım Sayın İlker Kahraman ve İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Öğretim Üyesi Koray Velibeyoğlu. Birlikte İzmir'i ve İzmir'in bazı projelerini tartışacağız. Esasında açılış görevi bana verildiği için biraz ağırlar pozisyonda oldum ama esasen programın müellifi İzmir Mimarlar Odası. Konumuz da kent ve kent projeleri üzerine biraz sohbet etmek olacak. Ancak tabii çok fazla konu var ve biz bir tahdit, bir sınır getirmeye çalıştık. İzmir'in gündeminde olan belli başlı konuları özellikle ilk elden, kurumsal müelliflerinden duyup dinlemek ve mümkün olursa da bu kısa bir zaman içinde de tartışmaya açmak istedik. Meramımız bu. Bugün İzmir Yeşil Altyapı Stratejisini birinci konu olarak, ikincisi çok da önemli İzmir Tarihi Merkezi ile ilgili çalışmaları ve gelişmeleri. Ardından Alsancak Nazım Mimar Planı yapılıyor biliyorsunuz. Ve Kültür Park'la ilgili konuları gündeme getirmeye çalışacağız. Ancak ondan önce ben programımızın adı Kent Hakkı. Ona bağlayarak tek ve ilk soruyu birazcık da vizyona dair sizin açıklamak istediğiniz, özellikle Tunç Başkan'ın açıklamak istediği şeyler olabilir diye daha geniş bir soru sormak istiyorum. Onu da Kent Hakkı programının terimine bağlamak isterim. Çünkü Kent Hakkı aslında bizim meramımızı anlattığını düşünüyorum. Koray Hocam da hatırlattı, sizin sıklıkla kullandığınız da bir terim. Şimdi aslında bunun geri planına bakarsak çok da altı dolu bir kavram. Her ne kadar Kent Hakkı kenti işaret etse de özünde kentliye bir sesleniş var ve kentlinin kent üzerindeki hakkının bir anlamda bir adil bölüşümü, üretilen artı değerlerin kentliye geri dönmesiyle ilgili çok maksatlı bir kavram. Elbette sözün müellifi biz değiliz. Bunu 60'lı yılların sonunda çok önemli bir sosyolog ortaya attı ama sonradan bu çok katlanarak gelişti. Birazcık da provokatif bir terim. Aslında bir kentli modeli öneriyor. Hı hı. Ve o kentli modelinin pay sahibi olması, kentin artı değerlerinden ve kararlarından pay sahibi olmasını anlatıyor. Olması gerektiğine dair birazcık da ideal bir model. Şimdi ben belki birazcık buna bağlayarak size ilk sorumu sormak istiyorum. Biz de esasında bir kenti bilgilendirme zemini oluşturmaya çalışıyoruz. İzmir'in 2020-2024 arası stratejik planlarını yaptınız, inceledik. Hatta şu görselde hepsi bir arada yapılması istenen, planlanan birçok kentin artı değeri var. Siz de bunları tanımladınız ekibinizle birlikte. Hakikaten çok da kapsamlı bir değinme var orada. Peki şimdi hani bütün o ideal kavramları bir tarafa da bırakırsak, reel olarak hani kent üretimlerinin asıl pay sahiplerinin merkez yani devlet olduğu düşünülürse ve bizim de ondan aldığımız genel olarak şehirlerin payının aslında tam da bunun karşılığı olmadığı. Bu arada şeyi sorabilir miyim? İzmir ne kadar pay alıyor devletten? Yani bizim bütün bunları yapmak için realist olarak böyle bir karşılığı var mı? Onu öğrenmek istiyorum. Önceliklerimiz var mı? Yani bunlardan, bu kent artı değerlerinden sizce en hızlı, en kolay geri dönebilecek ve kentin tabanına yayılabilecek, yaşam kalitesini arttıracak olanlar neler gibi sizin açacağınız yoldan evet, soru yani sorayım. Yani kent hakkı, bunun için bir müdürlük kurduk Büyükşehir Belediyesi bünyesinde. Çünkü bu meselenin
en hayati mesele olduğunu düşünüyoruz. Bir, kentlinin kent içinde üretilen refahı adil bir biçimde paylaşmasını sağlamak ve burada hem refahı büyütmek hem de bunun adil paylaşımını sağlamak bizim asli görevimiz diye düşünüyoruz. Yani yerel yönetiminin en çok orkestre etmesi gereken şey, koordine etmesi gereken şeyin bu olduğunu düşünüyoruz. Kendimiz için düşündüğümüz şeyi tabii ki devletimiz için de düşünüyoruz. Çünkü biz bütçeden verdiğimiz vergilerin dörtte birini alabiliyoruz. Yani dört veriyor İzmir, bir alıyor. Yatırım bütçesinde durum çok daha vahim. İzmir yatırım anlamında 50 yapıyor, bir alıyor. Dolayısıyla kent hakkı aynı zamanda bizim kent içinde vatandaşlarımızın sahip olduğu hakkı tanımlamak için kullandığımız bir şey ve bununla ilgili yaptığımız bir çalışma. Ama bunu aynı şekilde hükümetimize ve devletimize de söylüyoruz. Diyoruz ki kentimizin hakkı var. Yani verdiğimiz bütçeden, yaptığımız yatırımdan karşılığını almalıyız. Bu adil paylaşımı, bu adil bölüşümü hükümetimiz de İzmir için, tüm kentler için yapmalı. Kısacası kent hakkından muradımız bir yandan kent içindeki vatandaşlarımızın kentin ürettiği refahın adil bir biçimde paylaşılması için hakkını korumak, bir yandan da hükümetimize İzmir'in hakkını savunacak bir mekanizma kurmak. Bizim için sürdürülebilir kalkınma hedefleri, az önce bahsettiğiniz stratejik plan, stratejik planın temelini oluşturuyor. Yani biz Birleşmiş Milletler'in 17 sürdürülebilir kalkınma hedefini adeta bir turnusol kağıdı gibi kullanıyoruz ve bu stratejik planın tamamı sürdürülebilir kalkınma hedefleriyle senkron bir biçimde oluşturuldu. Yani biz hangi yatırımı yapacağız, ne zaman yapacağız, nerede yapacağız, ne kadar bütçeyle yapacağız, nasıl yapacağız, bütün bunları sürdürülebilir kalkınma hedefleriyle test ediyoruz ve bunlara uygunluğuyla yol alıyoruz. Kısacası uzatmadan tamamlayayım. Kent hakkı bizim için en öncelikli meselelerden biri ve kent hakkını da yine stratejik planda yer bulan sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin bir parçası olarak görüyoruz. Hı hı. Öncelik var mı? Mesela bu hani katma değeri üretecek sektörler ya da alanlar üzerine sizin de biraz böyle daha hani dış ilişkiler, turizm ya da hani tarım kalkınmasına verdiğiniz önemi de düşünerek yani bazı şeylerin daha hızlı geri dönüşü olabilir mi? Ya da böyle bir önceliklendirme, operasyon planı var mı? Öncelik bizim İzmir'i dünyaya daha çok entegre etmemizdir. Yani bizim en temel önceliğimiz bu. İzmir, burada hani İzmirli'ye İzmir propagandası yapmanın bir manası yok. Hepimiz biliyoruz ki olağanüstü bir cennette yaşıyoruz. Olağanüstü büyük potansiyeller taşıyan bir cennet bu. Yani iklimiyle, yeraltı kaynaklarıyla, doğasıyla, her şeyiyle. Arkasındaki kadim kültürle, tarihle vesaire. Şimdi peki bunları bilmemizin ne manası var bizim? Tarım var, turizm var, sanayi var. Ama eğer bunların böyle bir coğrafyada yapılmasının ne kadar büyük avantajlar taşıdığını gösterebilirsek dünyaya, işte o zaman asıl buradaki katma değeri büyütmüş, refahı arttırmış ve daha çok adil bir biçimde bölüşülebilecek bir zemin yaratmış oluruz. O nedenle bizim birinci önceliğimiz bu yatırım bağlamında kentin dünyayla entegrasyonunu geçmiş yüzyıllar boyunca olduğu gibi yeniden ihya etmek ve bir tür iade-i itibarla bu şehrin bir dünya kenti olduğunu ve sahip olduğu potansiyellerin, zenginliklerin dünyanın en güçlü kentlerinden biri haline getirdiğini göstermemiz lazım. Çünkü kendi kendimize yeten bir ekonomiyi kurmanın yolu da buradan geçiyor. Yani bizim bir biçimde dünyayla daha fazla entegre olmamız hem turizm bağlamında, hem sanayi bağlamında, hem tarımsal üretim bağlamında dünyanın daha çok teveccüh ettiği, takdir ettiği bir kent haline gelmemiz lazım.
alanımızda tarihi alan. Burada biz esasında bizi izleyen kent genç meslektaşlarımızı da düşünerek tabii bu programı yaptığımızı şey yaparsak, göz önüne alırsak birazcık altyapı bilgisi vermek zorundayız. Çünkü tarihi alan tabii. denince tarihi alanın çoğu insan neresi olduğunu bile bilmiyor. Tarihi evet. merkezimiz ya da alan ya da merkezimiz genelde Kemeraltı'ndan ibaret olduğu düşünülüyor. Halbuki Kemeraltı çok küçük bir parçası, çok önemli bir parçası ve yaşayan bir parçası. Ama öte yanda 252 hektar büyüklüğünde işte Kadife Kale'den Agora'ya ve Konağa varan çok geniş insan gruplarını, ilgi gruplarını barındıran bir alan ve tarihi katmanları da çok fazla. Ve burada aslında biz şunu da biliyoruz, 2000'li yıllardan itibaren İzmir Büyükşehir Belediyesi tüm yönetimleri bu alana ve tarihine sahip çıktı. Yani ilk yatırımlar arkeolojik alanlarla başladı, Agora ile başladı ve ardından işte kamulaştırmalar, destekler. Sonra 2007'de kentsel yenileme alanı ilan edildi. Ve 2012 ya da 13 yıllarında da buraya daha farklı bir entelektüel yatırım, yani daha bütüncül kavransın ve ele alınsın diye İzmir Tarih Projesi adıyla bir kent birliği diyelim, paydaşların ortaklaşa çalışmaları başladı. Şimdi ve bugüne geldik. Siz de biz takip ediyoruz ki, gerçi siz de bunu kendi dilinize söyleyebilirsiniz. Sahip çıktınız o sosyal koruma odaklı. Yani yaşayanları burada yerinden etmeden canlandırma mefhumuna. Biz buna sosyal koruma diyoruz. Tabii ki bir de fiziki koruması var işin. İkisi bir arada gitmek durumunda. Sosyal koruma ile ilgili siz gene formasyonunuz, deneyimlerinizden dolayı turizm vurgusunu çok yapıyorsunuz ve buranın kalkınmasını, İzmir genelinde de kalkınma önceliğinin buradan geçeceğini de az önce söylediniz. Turizm odaklı bir kalkınmanın buradaki tırnak içinde işte o soylulaştırma, insanların ya da mekanın yerel alışkanlıklarını dönüştürme tehdidine karşı tedbirler neler olabilir? Ya buradaki temel mesele köklerine ve omurgasına sahip çıkmaktan geçiyor. Nedir? Dünyanın en eski, en büyük açık hava alışveriş merkezi. Şimdi bu ünvan veya bu tarif aslında bizim orada ne yapmamız gerektiğini de tarif ediyor. Hı hı. Biz burayı bir açık hava alışveriş merkezi olarak değerlendirmeye devam edeceğiz. Başka bir kimlik, başka bir fonksiyon yüklemek gibi bir niyetimiz yok. Net olarak biz bu köke, bu omurgaya sahip çıkacağız. O nedenle bir kere işte soylulaştırmaydı, değildi, oradaki insanları yok saymaktı, var saymaktı, bu tartışmaları bir tarafa bırakacak bir tespiti söylemek istiyorum. Biz bu ünvana sahip çıkacağız. Bu ne demek? Bir kere bizim için bu güzergah Konak Pier'den başlıyor ve Kadife Kale'de bitiyor. Hı hı. Yani biz burayı, bu tarihsel mekanı, işte 252 hektarlık alanı bir kaldıraç gibi düşünüyoruz. Yani İzmir'in işte bu dünyayla entegrasyonunda, ürettiği katma değeri büyütmede, turizmde, tarımda, gastronomide, sporda, eğitimde hepsinde kullanabileceğimiz bir kaldıraç olarak düşünüyoruz. O nedenle Pier, İzmir'in denizden kapısıdır ve oradan başlayarak Kadife Kale'deki Simirna Antik Tiyatrosu'nu, yani o Efes'le hem aynı büyüklüklerde hı hı. bir amfiteyatro ile son bulacak bir güzergah olarak tasarlıyoruz. Şimdi bu burada tarihsel kimliğe sahip çıkmak en temel yaklaşımımız. Bizim için bunu korumak en temel yaklaşımımız. Ama burada örneğin 24 saat yaşamasını sağlamak, örneğin çok daha bu ünvana yakışır işte zemin malzemesi, efendim üst örtüsü, aydınlatma armatürleri,
altyapısı, işte yağmur suyunun tahliyesi, pis suyun tamamen işte kokusuyla beraber bilmem işte ortadan kaldırması gibi buna bağlanan birçok çalışma var. Bunu aynı zamanda tek başımıza da yapmak niyetinde değiliz. Şimdi Havra Sokak'ta ne yapılması gerektiğini Havra Sokak'ta yaşayan, çalışan esnafa soruyoruz. Öncelikle onların değerlendirmesini alıyoruz. Yani bu çalışmalar aslında vatandaşlarımızın, orada ekmeğini kazanan insanlarımızın talepleriyle şekilleniyor. Yani üst örtüsü yapacaksak veya işte bir çöp kutusu koyacaksak, o çöp kutusunun nasıl olması gerektiğini, kullanılacak pazar tezgahlarının onların işte el alışkanlıklarına ne kadar uygun olduğunu, bütün bunları onlarla beraber müzakere ederek devam ediyoruz. Kısacası tabii ki onları dinleyerek, duyarak, onların önceliklerine saygı göstererek ama bir yandan da bu tarihsel köke, mirasa sahip çıkarak bir yenileme, bir restorasyon çalışmasından bahsediyorum. Önümüzdeki 3 yıl içinde bunun büyük ölçüde tamamlanmasını hayal ediyoruz. Yani bütün projeksiyonumuzu da bu çerçevede yürütüyoruz. Ve dediğim gibi burada sadece Büyükşehir Belediyesi olarak hareket etmiyoruz. Tarkem en önemli paydaşlarımızdan biri. Kemeraltı Esnaf Derneği en önemli paydaşlarımızdan biri. Ve tabii ki diğer sivil toplum kuruluşlarımız bu konuda el verecek kim varsa İzmir'de. Hepsinin elini tutmak istiyoruz. Çünkü buradan ortak akılla yürütülecek ve tüm İzmir'e mal olacak bir şey çıkartmak istiyoruz. Kısacası Kemeraltı ve tarihsel çevre diye tarif ettiğiniz bu alan İzmir'in toplam değerini, katma değerini büyütecek ve bu anlamda çok daha büyük bir değer yaratacak bir alan olarak görülüyor. Artı değerlerimizden biri diyorsunuz. Evet. Hali hazırda oldukça fazla halk, yerel iletişim kurulmuş vaziyette. Sanırım şimdi artık çok büyük bir beklenti olan bir altyapı işi var orada. Evet, ona yani, giriliyor mu? Tabii Havra Sokağı Ekim ayı içinde örneğin başlıyoruz. Şu anda o çalışmalar büyük ölçüde tamamlandı. İşte o sosyolojik araştırmalar, onunla ilgili yapılan proje çalışmaları, bütün bunlar sona geldi ve ilk oradan başlıyoruz. Hani üst örtüsüyle, zemin malzemesiyle, altyapısıyla, bina cepheleriyle, hepsiyle beraber Ekim ayı içinde başlıyoruz. İlk oradan başlayacağız ve devam edeceğiz. Esasında bir sorumu da hep birlikte yönelteyim ben, fiziki koruma ile ilgili. Şimdi bu alanda bir kamu işleri var. Yani az önce konuştuğumuz gibi altyapı işleri, aydınlatması, bu hep böyle beklentiler üzerinde ama gelişebilecek ve sorumluluğu belediyeye ait olan işler. Ve bunlar başlarken diğer taraftan bu alanın bir özelliği de çok fazla tescilli yapı, yani tarihi doku, arkeolojik alanlardan bahsetmiyorum, onlara da destek veriyorsunuz ama bu tescilli yapılar, yani benim az çok bildiğim 2100 kadar tescilli yapı var burada. Bunların büyük bir kısmı da özel mülkiyet ve bunlar aslında korunmak, yani fiziki korumada bunlara bir şey yapılmak zorunda. Fakat yani siz ne dersiniz bilmiyorum. Bence modeller çok yeterli değil. Yani yeni modellerin geliştirilmesi lazım. Şimdi Tarkem'le özel sermayeyi buraya desteği vermek üzere kuruldu. Ancak hani süreçte yine hani 10-14 bilemiyorum yapı üzerinde fiziki desteğini sağlayabiliyor. Ama geride çok büyük bir külliyat var. Yani bunun baş etmesi çok zor bir şey. Belki o anlamda hani siz daha mimar görüşüne de başvurulabilir. Şimdi Tarkem bir kere 123 ortak sanırım. Bu girişim arttırmanın işte 14 yapıyı 140 hatta 2000 yapının tamamına yaymak için ne yapılabilir yani diye biz kendi aramızda da tartışıyoruz. Yani burada bir emlak vergilerimizden bu kültür varlıkların korunmasına dair bir katkı payı her yıl fonuna aktarılıyor. Ve bunun aslında fonda biriken %50'si belediyelere, %30'u valiliğe, %20'si kültür müdürlüğüne dağıtılıyor.
Bu fonun daha verimli kullanılması yönünde bir model geliştirilebilir mi? Bizim çok doğru. Katkımız, sorumuz biraz da öyle ve katkımız da biraz da böyle. Tabii 2000 tane, 2000'e yakın tescilli yapı, burada bir konut yoğunluğunun da olması daha keyifli olacaktır. Bu konut yoğunluğu da kişiler üzerinde. Bu kişilerin bunu restore etmesi ve kullanıma açması çok daha keyifli sonuçlar doğuracaktır. Evet. Bunun yapılması üzerinden nasıl bir kurgu yapabiliriz? Bu fonu orada kullanabilir miyiz diye geçiyor kafamızdan. Güzel. Ve bunun da doğru bir yöntem olduğunu aslında düşünüyoruz. Tabii burada şahıslarda hani bizlerin bilgisi var koruma konusunda. Neler yapılması gerektiği, hangi aşamalardan geçmesi gerektiği. Ve orada bu vatandaşın, orada eve sahip kişinin çok bilgisi olmayabilir. Bu fonlardan da hiç bilgisi olmayabilir. Böyle bir koruma ofisleri bilgisi vardı daha önceden. Koruma ofisleri kurulup orada soruların alınması, vatandaşın sorularının yanıtlanması. Belki bunun daha iyi olabileceğini öngörüyoruz. Bu çok iyi fikir. Bunun üzerinde belki Sayın Valimizle, İzmir Kalkınma Ajansı'yla konuşmakta da büyük fayda var. Çünkü kaynağın biriktiği yer biraz oralar. Fakat burada şunu söylemek isterim. Yani bu işte ortaklar, Tarkem'in ortakları aslında çok anlamlı bir şey yapıyorlar. Yani ben göreve geldiğim andan itibaren şunu görüyorum ki kimsenin kişisel bir beklentisi yok. Herkes adeta bu kente olan borcunu ödemekle ilgili bir telaş içinde, bununla ilgili bir adım atmanın heyecanını taşıyorlar. Bu ama dünyanın her yerinde böyle olmuş. Yani kentin işte burjuvazisi, sanayicisi, iş adamları, kente sorumlular ve borçlular. Bu sorumluluk hepimiz için var ama onlar için de var. Onlar bir biçimde bu borçlarını bu kentin tarihsel mekanlarına sahip çıkarak göstermek istiyorlar. Bu çok saygın bir şey. Bir kere bunu çok takdir ettiğimi söylemeliyim. Ve daha çok sanayicinin, daha çok iş adamının, bu şehrin krem tabakasının belki öyle tarif etmek lazım, kemer altı ile ilgili daha fazla sorumluluk taşıması gerektiğini düşünüyorum. Onların bu kente olan borçlarını ifade edebilecekleri, eda edebilecekleri bir alan olarak değerlendiriyorum. Bunun dışında tabii ki söylediğiniz çok iyi bir çözüm önerisi. Bunun da üzerine gitmek lazım. Kısacası hem bu şehrin vatandaşlarının, hem bu şehrin belediyesinin, hem bu şehrin diğer kamu kurumlarının, herkesin el birliğiyle sahip çıkması ve birlikte masa başında çözüm üretmesi ve ürettiği çözümleri hayata geçirmesi gereken bir işten bahsediyoruz. Bu böyle bir iş. Yani kemeraltı ne sadece işte belediyelerin, ne sadece sanayicilerin, iş adamlarının, ne sadece Kültür Turizm Bakanlığı'nın, valiliğin altından kalkabileceği bir iş değil. Burada müthiş bir sinerji yaratılması gerekiyor. Müthiş bir ortak çalışma alanı yaratılması gerekiyor. Ben bu anlamda çok umutluyum, onu söyleyeyim. Yani bugüne kadarki yaşadığım tecrübe benim bu umudu büyütmeme vesile oluyor. Ve beni de çok heyecanlandırıyor doğrusu. Bir soru gelmişti. Onu da evet. Bu arada açmıştık. Soru cevaplarımız da var. Sayın Başkan, ön tarafını hızlıca geçiyorum. Sayın Başkan, Tarkem yönetiminin başına geçişinizin sebebini sizden duymak isteriz diye. Herhalde belediyenin daha fazla angaje olması bu işe. Bunun UNESCO süreciyle ilgisi var mı? UNESCO süreci zaten başlamıştı. Başlamıştı, yani, evet. Yani UNESCO geçici aday listesine girmesi zaten Kültür Turizm Bakanlığı'nın uktesinde olan bir iş. Ve bu anlamda bakanlığın bir inisiyatif kullanmış olması da son derece değerli. Benim tahminim, yani soruya cevap olarak söyleyeyim, belediye bu işe daha çok girsin, daha çok angaje olsun talebi olabilir. Ama biz zaten o angajmanı başından beri taşıyoruz, yaşıyoruz. Peki, biliyorsunuz Alsancak biraz önce kadim İzmir'in kültüründen bahsettik, geçmişinden bahsettik. En eski yerleşim bölgelerinden, Körfez'in evet. etrafındaki alanlardan bir tanesi ve yıllar boyunca önemli değişiklikler olmuş. Başta liman bölgesi olmak üzere. Şimdi tabii liman, kordon, biliyorsunuz bu bir sürü haklar perspektifinden de kordon başta olmak üzere bunun mücadelesi verildi. Evet. Şimdi başka mücadeleler de var. Limanın hemen arkasındaki elektrik fabrikası örneğinde olduğu gibi evet. onları kazandırmaya çalışmak gibi. Diğer taraftan bir başka mücadele alanında Kültür Park, bunun bir yeşil alan olarak herkesin adil erişebilir, ulaşabileceği evet. bir yer olarak
kalması ve herkesin kullanımına açık olması meselesi var. Bütün bunlardan yola çıkarak aslında öncelikle ben İlker Bey'e soruyu yönelteceğim. Şöyle ki bir Nazım İmar Planı süreci de devam ediyor. Çünkü evet. Kentin aslında bu eskiyen stoğu yenilenmek de zorunda. Fakat bu yenilenme sürecinde ben İlker Bey'den hani bu süreç hakkında bilgi isteyeceğim başkanım. Ama sizden de bu önemli kentin çok hem geçmişinden hem bugün için önem taşıyan bölgesinin yenilemesinde öne çıkan şeyler ne, figürler ne? Yani nasıl bir bakış açısı? Biraz önce dünya kenti İzmir'den bahsettik. Evet. Orada nasıl bir yer kaplıyor? Aynı şekilde Kültür Park da bu dönüşümden nasibini alıyor. Çünkü biliyorsunuz internasyonel fuar şu an Gaziemir'de. Kültür Park'ta evet. bir yenilenme süreci içine girdi. Bu dönüşüm Kültür Park içinde nasıl olacak? Size de bunu sormak istiyorum. Teşekkürler. Aslında sorunun muhatabının ben olmamın sebebi şundan kaynaklı. Biz Büyükşehir Belediyesi'nin inceliğiyle Plancılar Odası ve Mimarlar Odası 1/5000 Nazım İmar Planı hazırlanması da masada. Tunç Başkanımız evet. da bunun toplantılarına zaman zaman iştirak etti ve bunun tartışmasını beraber yapıyoruz. O görsel eğer geldiyse o görsel üzerinden konuşabilirim. Aslında orada Kültür Park Alsancak bölgesinin 1/5000'in zorluğu şuradan kaynaklanıyor. Tren istasyonu bizi çok net, keskin bir ayrıma sebebiyet veriyor ve o tren istasyonunun bir tarafı da zaten Yenikent Merkez Planı ve yüksek yapılar orada planlanıyor. Bu yüksek yapıların tren istasyonundan sonraki alanda bir baskısı var. Orada bir yükselme ihtiyacı doğuyor o baskı sebebiyle. Ama bu baskıyı orada durdurmazsak bu baskı kemer altının üstüne doğru da gelmeye başlayacak. Burada bu kurgunun iyi etüt edilmesi lazım ve bu şu anda tartışılıyor nasıl yapılabilir diye. Çöküntü alanı oluşmaması yönünde de bir takım kat yükseklerinin artırılmasına yönelik bir çalışma yapılabilir mi diye belli kısımlarda sadece. Ama tabii bunun sadece 1/5000 Nazım İmar Planı olarak bakmamak lazım. Ulaşım planları da yapılıyor burada. Bu ulaşım planlarında da bisiklet yolları ve yaya yollarının önemi çok fazla olmaya başlıyor. Çünkü aslında Alsancak sadece Alsancaklı'ya ait değil, tüm İzmirli'ye ait. Onların hepsi o alanı kullanıyor. Ve tabii burada da işte bu yürüme akslarıyla bisiklet akslarının Kültür Park'ta durak yaparak peşinden de kemer altına geçip kemer altını kullanılır hale getirmesi üzere bir kurguyu bolca tartışıyoruz. Bu yürüme akslarıyla oluşturacak çeşitli meydanlar ve bu meydanlardan geçiş. Ama burada önemli vurgu Kültür Park'ın bu yaya ve bisiklet akslarıyla beslenmesi, durak haline gelmesi ve peşinden de bu kurgunun aynı şekilde kemer altına doğru akması diye çok kısa bir şekilde özetleyebilirim diye düşünüyorum. Evet, hocam. Güzel. Özellikle Alsancak planlarından bahsettik. Alsancak planları içinde çok önemli konulardan bir tanesi de parsel ölçeğinde yenileme projeleri var ve bu projeler kentin bu konuşmuş olduğumuz Alsancak yenileme veya bütünleme planları içinde de bazı farklı durumlar yaratıyorlar. Yani bizim biliyorsunuz geçmişten gelen Basmane Çukuru diye tabir ettiğimiz yerden başlayan meseleler, işte yine yeni kent merkezinin uzantısında özellikle Alsancak'ın o Bornova ile birleştiği bölüm, Bayraklı ile birleştiği bölüm aynı şekilde ve son olarak da işte Hilton'un boşaltılmasıyla ilgili ortaya çıkan bir yüksek yapı meselesi. Hemen onun karşısında yine aynı şekilde işte Hilton'un gabarisiyle ve onun oluşturmuş olduğu görüş koridoruyla tartışılan bir gabari tartışmaları vardı biliyorsunuz. Şimdi bu konuyu nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani yüksek yapıların, daha doğrusu çok katlı yapıların bu Alsancak planı yenilenirken böyle bir parsel ölçeğinde noktasal dönüşmelerinin o plan bütünlüğüne ve oluşacak çevreye olan etkileri sizce neler? Hocam sağ olun. Biraz değinmiştik aslında. O görseli tekrar koyabilirsek. Burada yüksek yapı kent, yeni kent merkezi planında tren yolundan Alsancak tarafına değil diğer tarafa doğru olan kısımda zaten yüksek yapı hakkı verilmiş durumda. Yani burada onun üzerine bir kurgu yapmıyoruz zaten. Bizim kurgumuz tren yolundan sonra olan kısımda ve bu yüksek yapı baskısı haliyle bu tarafta da bir yükselme istiyor. Ve o baskıyı hissediyoruz. Orada yaşayanlar da tabii evlerinin yenilenmesinde bu baskı üzerinden de bir yükseklik hakkı talep ediyorlar. Ama şimdi burada iki tane farklı şey var. Bu gabari sorunu, bu 1/5000 Nazım İmar Planı aslında
Beşinci defa hazırlanıyor yanlış bilmiyorsam. Çünkü dört tanesi dava konusu olduğu için bu beşinci defa hazırlanıyor. Ve hepsinde de var olan 1/1000 planın aslında 1/5000'e küçültülmesi üzerinden ve sosyal donatıların yapılması üzerinden bir kurgu var ve Süleyet'le ilgili de bilirkişinin hazırladığı bir yanıt var. Süleyet'in, kentin Süleyet'inin değişmesiyle ilgili. Ve bunları bir arada değerlendirdiğimizde ortaya şu çıkıyor. Şimdi halihazırda hastanelerin bulunduğu alanda bir kentsel çöküntü alanı olma riski taşıdığını görüyoruz. Alsancak bölgesine girişin tek bir noktadan, o da deniz kenarından olduğunu görüyoruz. Tabii burada da bir trafik sıkışıklığı oluyor haliyle. Ama bunun yanında işte Ege alanında, Ege Mahallesi alanında bir kentsel planlama var. Orada daha alçak katlı, görece daha alçak katlı bir yapılaşma, ardından da yüksek katlı bir yapılaşma var. Oradan da bir taşıt yolu girişi olduğunu görüyoruz. Ama bunların entegrasyonun olmadığını görüyoruz. Bunu da şuradan da hissedebiliyoruz aslında bana sorarsanız. Kültür Park'ın kapıları var. Hepimizin gurur duyduğu kapılar bunlar. 9 Eylül, Lozan gibi. Şimdi bu burada baktığımızda Kahramanlar Kapısı'nın daha az kullanıldığını görüyoruz. Bu aslında o alandaki tehlikenin de bir göstergesi. Şimdi bizim masadaki kurgumuz bunun üzerine oturuyor aslında. Bu kapıların korunması gerektiği ve devamlılığının olması gerektiğini düşünüyoruz. Ve bu Kahramanlar Kapısı üzerinden de o tam olarak otoparkın kenarından geçip arkada Ege Mahallesi'ne devam eden alanın vurgulanması ve bu alan üzerinde de Ege Mahallesi'nde oluşacak meydanı da içine alan yaya yolu ve bisiklet yollarının Kültür Park'la entegrasyonunun sağlanmasını istiyoruz. Ama şimdi burada şu var, tabii hemen arka planda, o Ege Mahallesi ile başlayan planda yüksek katlar var. Bu yüksek katların da şöyle bir endişem var. Bu yüksek katların geçişinde de gene bir yükselme ihtiyacı orada doğuyor. Neden? İşte sosyal donatıyı ve yeşil altyapıyı, yeşil alanı arttıracak bir stratejiye ihtiyaç var. Bu strateji de belediyenin bizlere sunduğu, Şehir Plancılar Odası ve Mimar Odası'nın sunduğu teklif, aslında bu alanda biraz yükselme sağlanması. Tabii bu yükselmenin sınırının ne olduğunu tartışmak lazım ki şu anda masada bu kademeli bir yükselme tartışması yapılıyor ve böylelikle siz buna olumlu bakıyor musunuz? Şöyle olumlu bakıyoruz. Yeşil alanın ve aslında Ege Mahallesi'nden akışın sağlanması için bu yükselmenin olabilirliğini konuşuyoruz. Ama bu yükselmenin kademelendirilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Bu kademelenme artık bu 26 Ağustos kapısından başlayıp devam edecek ve peşinden de Kahramanlar Kapısı'nın karşısında da tamamlanacak. Ama bu nereden ne kadar başlamalı, nerede en yükseği bulmalı? Bunları tartışmak gerektiğini düşünüyoruz. Bize sunulan 12 katlar civarı bir kat hakkı tanınması ve bunun üzerinden de emsal değişikliği yapılmadan ne olabildiğini ortaya çıkarıyoruz aslında. Beraberce bu hesapları yapıyoruz. Plancılar odamızla beraber de. Ve 12 katın bazı yerlerde en arka sırada 16 kata kadar çıkması üzerinden bir teklif var masada. Ama bu emsal artışlarının olup olmaması, bunun şehirde getireceği etki, ısı adası etkisi gibi alanların çözülmesi için de Büyükşehir Belediye'mizle çeşitli sorular soruyoruz. Ve bunun yanıtlarını aldığımız takdirde ve bu yanıtlara güvendiğimiz takdirde de bu planın bu şekilde olması yönünde bir teklife evet diyeceğimizi düşünüyoruz. Şimdi tabii Alsancak ve Kültür Park her ikisini de ayrı ayrı kısa kısa değerlendirmek isterim. Önce tabii ki teşekkür ediyorum İlker Başkanımıza. Hem bu sürece verdiği destek nedeniyle, içinde yer almış olması nedeniyle Mimarlar Odası'nın bu çok değerli. Çünkü biz başından beri bu şehrin ortak akılla yönetilmesi gerektiğini düşünüyoruz. O nedenle Kültür Park'la ilgili de iki büyük halk toplantısı yapmıştık ve ciddi sonuçlar elde ettik. Ve o sonuçların bugün hazırladığımız, işte koruma amaçlı hazırlanmakta olan koruma amaçlı imar planına çok etkisi oldu. Oralardan yola çıkarak o koruma amaçlı imar planı şekilleniyor. Kültür Park'la ilgili tam da söylediğiniz gibi bu kentin çok önemli bir hafızası olduğunu düşünüyoruz. Yani işte İzmir yangından sonra başlayan süreçte kurucularının bir iradesi var ortada. Diyorlar ki burası bir kent okuludur. Burası bir kent halk üniversitesidir. Neden böyle diyorlar? Çünkü burada aynı zamanda bir eğitim fonksiyonu olması gerektiğini ifade ediyorlar.
Şimdi bizim kent yöneticileri olarak bu çapta bir ölçekte, bu büyüklükte bir kent merkezinde kurucu iradenin iradesi dışında bir şey yapmaya kalkmaya haddimiz değil, hakkımız yok. Kurucu iradenin ortaya koyduğu bu irade nedeniyle hem doğal sit hem tarihsel sit olarak tanımlanıyor Kültür Park. Yani bir yandan bu doğal zenginliğin korunmasına dair bir irade var ortada, bir yandan da o tarihsel kimliğin korunmasına dair bir irade. Dolayısıyla bizim bir kere asli görevimiz bu iki iradeye, bu iki inisiyatife sahip çıkmak. Koruma amaçlı imar planı şekillenirken de hep bu iki iradeye saygı göstererek yola devam edildi. Sonuçlanacak şekli değil, sonuçlanacak şekliyle de bu iki irade korunmuş olacak diye ümit ediyoruz. Alsancak hakikaten işte bu şehrin incisi, göz bebeği, en yakışıklı bölgesi, ne diyeyim yani çok güzel bir bölgesi, güzel bir noktası. Burada da şimdi mesela liman arkası dediğimiz bölge tam bir mezberelik durumunda. Çok hakikaten döküntü, virane yapılar var ve oralara ne yazık ki şu ana kadar pek girilmemiş durumda. Şimdi burada da dediğiniz gibi elektrik fabrikası, işte dar ağacı bölgesinde örneğin birçok yapı. Bunların bu kentin gelişimiyle ilgili ve gelecek vizyonu ile ilgili çok önemli bir rolü olacağını düşünüyorum bu bölgenin. Ve burada örneğin dar ağacı bölgesinde TÜSİAD'la beraber bir girişimcilik merkezi açıyoruz Ekim ayı içinde. Bir yandan orada kentin avantgard gençleri olağanüstü güzel sanat tasarımları yapıyorlar. Yani müthiş heykeller, müthiş duvar panoları, tabloları olağanüstü bir çalışma içindeler. Bir yandan onları teşvik ederek ve güçlendirerek, sahip çıkmaya çalışarak, bir yandan TÜSİAD'la işte bu kuracağımız girişimcilik merkeziyle kentteki gençlerin startuplarının önünü açmak, işte bir kuluçka merkezi gibi çalıştırmak orayı gibi çalışmalarımız var. Yani burasının bu eski mezberelik halini ortadan kaldıracak bir yandan üst yapıda sürdürdüğümüz çalışmalar var. Bir yandan da tabii Ege Mahallesi, yine o bölgenin yaşam alanlarından biri. Evet. Orada bir kentsel dönüşümü başlatmak. Nihayet orada da sona geldik. Yine Ekim ayı içinde orayla ilgili Ege Mahallesi'nin yerinde dönüşümüyle ilgili, kentsel dönüşümüyle ilgili bir ihale hayata geçiyor ve çok şükür bu ihale sonuçlanacak gibi gözüküyor. Çünkü aldığımız duyumlar ciddi sayıda talipte var. İlk defa uzunca zamandır sektörün içine girdiği kriz nedeniyle adım atamadığımız bu başlıkta bu hayata geçmiş olacak. Kısacası hem Alsancak hem Kültür Park tabii ki bizim göz bebeği gibi koruyacağımız alanlar ve burada o tarihsel kimliğine sahip çıkarak ama bir yandan da onun kentin ekonomisine katkı verecek ve kentin gelişiminin önünü açacak alanlar olarak tasarlamak istiyoruz. Kültür Park gözdemiz dediniz. Hakikaten gelen en çok soru da Kültür Park üzerine oluyor. Evet. En zor konsensüs sağladığımız yer herhalde. Orada evet. Yani belki o söylediğiniz ta Cumhuriyet'ten gelen bir miras olması, o değerleri güzel yansıtması, o tarihsel herhalde o anlamda dediniz. Hem çok iyi korumuş olmamız ama öte yandan hani buraya olan tüm müdahaleler aslında hani bir korkuyla çok da haklı olduğunu düşünüyorum. Şey yapılıyor, sorgulanıyor ve bu kadar soru gelmesi de yani bütün bu başlıkların içinde bize bunu işaret ediyor. En hassas yer herhalde. Doğru. Siz bunu zaten yaşıyorsunuzdur illa. Mesela pazar yeri konusu çok gündemde. Pazar yeri kalıcı bir unsur değil biliyorsunuz. Yani sadece tezgahlarla gelinen ve orada üreticiyi tüketiciyle buluşturmak için yapılan bir girişim ve son derece sağlıklı da yürüyor. Kültür Park'ın ne tarihsel mirasına ne kullanım alanlarına tecavüz eden bir yanı yok. Hassasiyeti anlıyorum ama makul ve anlaşılır bir hassasiyet olması halinde. Yani dediğiniz gibi
bunu sorgulayan ve karşı çıkan ifadeler de duyuyorum. Ama doğrusu ben gerekçesini anlamış değilim. Yani bir şeye zarar veren, bir şeyi tahrip eden veya işte o kullanım amaçlarını ortadan kaldıran bir yanı yok. Beton yok, işgal yok. Yani son derece şey, belli zaman aralığı içinde üreten insanların tüketiciyle buluşmasının önünü açacak bir girişim. Buradan devam etmeme izin verirseniz. Lütfen. Aslında tabii bu pazar yeri meselesi de diğer konular da aslında kenti bir bütünlüklü kılma çabası içinde de ele alınabilir. Yani kentle kır arasındaki bariyerleri kaldırmak. Aynı şekilde doğayla da kültür arasındaki, kent kültürü arasındaki bariyerleri de kaldıran adımlar attığınızı biliyoruz. Evet. Bu konu benim için çok önemli. Çünkü biraz önce tarih konusunu konuştuk, bellek konusunu konuştuk. Haklar tarihi içinde Alsancak'ın bu vitrinde çok önemli bir yeri var ve o mücadele alanları, işte kordon yolunun viyadükleri işgalinden tutun da en son işte bu tarihi alanın arka planına, liman arkasına geldiğimiz bölüme kadar ki hikaye içinde çok değerli bir şeyi var. Fakat tabii bu biraz da spotları o tarafa doğru da tabii ki çekiyor veya yöneltiyor ki zaman zaman da bu da eleştiri konusu oluyor. Çünkü bu spotların altında yaşamayanlar da var. Yani tırnak içinde bu arka sıradakiler olarak tabir edilen grup. İşte biraz hani Ege Mahallesi'nden bahsettiğimiz zaman aslında yani bu tarihi alan içinde de baktığımız zaman işte Ballıkuyu, Demir Çeşme, bu bölgenin de Gürçeşme, özür dilerim, bulunduğu bölüm de bir o kadar hani bunun dönüşümü ve aslında kente kazandırılması da bir o kadar önemli. Bir açıdan da ben bu konuyu buradan eğer izin verirseniz yeşil altyapı konusuna da bağlamak istiyorum. Yani bu kentin içine doğayı alırken bir taraftan da kentin dönüşüm ihtiyacına da cevap vermek gerekiyor. Yani o uyumu, doğayla uyumlu yaşamı yeniden tesis etmek gerekiyor. Yine bunun için tarihte yaptığınız gibi doğa içinde yine İzmir'in köklerine bakıyorsunuz. Bu yaklaşım çok güzel. Zaten son yapılan çalışmalarda, yarışmalarda bunun etkisi oldukça hissediliyor. Uygulamalarda da ben hissedileceğine çok inanıyorum. Bu perspektifte şunu sormak istiyorum. Şimdi bu yeşil alana ki bu konuştuğumuz, biraz önce konuştuğumuz alanlar aynı zamanda yeşil fakiriler her şeyin ötesinde. Dolayısıyla buradaki erişimde de haklar perspektifinden baktığımız zaman dengesizlikler söz konusu. Şimdi bu stok yenilenirken, dönüşürken bunu nasıl sağlayacağız? Çünkü yeşil altyapıyı siz İzmir'in bir artı değeri olarak, bu 17 değere bir artı olarak eklediniz ve bunu bir altyapı olarak adlandırdınız. Doğru. Genellikle hani tırnak içinde söylüyorum, çiçek böcek diye bilinen bir şeyi siz altyapı unsuru olarak ve kentin asli kurucu ögesi olarak getirmek istiyorsunuz. Bu konudaki düşüncelerinizi öğrenmek isteriz. Çok sağ olun. Ya öncelikle şunu söylemek istiyorum. Bir kent yöneticisinin asli görevinin kentinin doğasını korumak olduğunu düşünüyorum. Çöp, temizlik, ulaşım, şu bu hepsi arkadan geliyor. Önce kent yöneticisi kentinin doğasına sahip çıkmalı. Çünkü biz bu hız çağında en çok kentlerimizin doğasını tahrip ettik. İçinde yaşadığımız şehirlerin doğasını tahrip ettik. Ve giderek doğadan kopan bir yaşam kurmaya başladık. Aslında bu bizim kendi doğamıza da aykırı. İnsan olarak bizi insan yapan şey doğanın bir parçası olmaktır. Biz doğanın parçası olduğumuzu unuttuk. Doğanın üzerinde bir güç olduğumuzu vehmetmeye başladık. Bir kere en büyük tarihsel kırılma ve en büyük tarihsel hata böyle başladı. Kentlerde doğadan uzaklaşarak bir hayat kurmaya başladık. Böyle olduğu için kendimize yabancılaşmaya başladık. Bizim mutlaka kentin doğasını tekrar hatırlatacak, kentin doğasını koruma altına alacak ve onu genişletecek, onu büyütecek koridorlar, alanlar açmamız lazım. Yeşil altyapı o nedenle bir kentin altyapısı kadar, hani kanalizasyon altyapısı kadar, yol altyapısı kadar, ulaşım altyapısı kadar hayati bir önem taşıyor diye düşünüyoruz. O nedenle dünyada ilk kez belki de Dünya Bankası'ndan yeşil altyapı stratejimizin
geliştirilmesi ve hayata geçirilmesi için 300 bin dolarlık bir kaynak aktarıldı ve bu yıl içinde bitireceğiz ve bu stratejiyi onlarla beraber oluşturuyoruz. Hem eğitim boyutuyla hem uygulama yöntemleri boyutuyla. Bunu neden yapıyoruz? Çünkü şunu biliyoruz, eğer bu kentin doğasını korumazsak bizim yaratacağımız katma değer sürdürülebilir bir şey değil. Ne Kemeraltı, ne tarihsel çevre, ne Alsancak, ne liman arkası, bunların hiçbirinin sürdürülebilirliği olmaz. Ne kadar çok betona boğarsak biz bu şehri, aslında o kadar ayağımıza kurşun sıkıyoruz. O nedenle birbirine bağlanan parklarla ve korularla koridorlar oluşturmayı hedefliyoruz. Yani kentin içinde bu kentlinin nefes alacağı yaşam alanları açmak. Az önce bahsettiğiniz yarışmalar tam da bu amaçla yaptığımız şeyler. Şimdi Yeşildere, Meres döküldüğü evet. noktaya kadar. Şimdi kentin içinde mahvettiğimiz, katlettiğimiz bir doğa değil mi? Yani orada Meres gürül gürül akarmış ve o Yeşildere dediğimiz bölge şu anda hakikaten bir mezbelelik halinde. Şimdi burayla ilgili açtığımız tasarım yarışması geçen gün sonuçlandı ve hakikaten olağanüstü güzel çözümler ortaya kondu. Aynı şekilde Olivelo, işte kentin tam yerleşiminin bittiği ve kırsalının başladığı noktada bir 500 dönümlük bir alanda bir yeni bir rekreasyon alanı tasarımını yaptırdık ve o da sonuçlandı. Orada da çok güzel projeler ortaya çıktı. İlkini biliyorsunuz geçen yıl Ağustos'taki büyük yangından sonra yaptığımız Bornova'daki Şeytan Deresi'ndeki ağaçlandırma çalışması ilk oydu aslında. Oradaki temel şu, yani biz çıra ekip yangın biçiyoruz. Böyle bir anlayışımız var. Çam ağacı dikmek yangın yerine böyle bir anlayış nedeniyle. Biz aslında bu coğrafyanın kadim kültüründe yer alan ve yangına dayanıklı ağaç türlerini tespit ettik. Yani geçmişte meşeymiş, palamutmuş, menengiçmiş, bunlar varmış bu coğrafyada. Ve biz bunları yok etmişiz. Hatta şöyle bir anekdotu vardır. Seferihisar Ürkmez arasında yaklaşık 25 kilometrelik bir güzergahtır. Sincaplar yere hiç değmeden, yere hiç inmeden Seferihisar'dan Ürkmez'e palamutlar üzerinden geçermiş. Şimdi saysanız, elle sayacağınız, gözle sayacağınız kadar palamut kaldı. 15-20 tane palamut. Şimdi biz böyle böyle yok ede ede geliyoruz. O nedenle bu kentin içindeki yeşil koridorları, kentin içinde nefes alınacak yeşil alanları bir altyapı olarak değerlendiriyoruz. Ve bunu bu kentin en önemli başlıklarından biri olarak görüyoruz. Melez'de, Yeşildere'de, Olivelo'da, daha bunun gibi tasarım yarışmasıyla yapacağımız alanlar var. Ama bu yeşil alan stratejisini, altyapısını çok önemsediğimizi söyleyerek bitireyim. Evet, bir anlamda aslında yaşamı bütünleyen unsurları bir araya getiriyoruz. Tabii. Bu çok çok değerli. Çünkü kent büyüyor, işte sektörel büyümenin ötesinde, ihtiyaçların ötesinde bir yaşam bütünlüğü kurmaya ihtiyacımız evet. var. Ve bu bütünlüğü sağlama yönündeki bu adımları ben çok kıymetli buluyorum. Eksik konuda. Olmayın, sağ olun hocam. Teşekkür ediyorum. Evet, COVID-19 gibi, deprem gibi riskler aslında bize bu açık alanların, yeşil Tabii. alanların ne kadar önemli olduğunu bir kere daha Tabii, çok hatırlatmış doğru. oldu. Çok doğru. Ekim ayının ilk pazartesi her yıl Dünya Mimarlık Günü olarak kutlanıyor. Evet. Bu söyleşimiz Mimarlık Haftası'nda, geleneksel olarak kutladığımız Mimarlık Haftası'nda yayınlanacak. Ve sizlerin de katılması gerçekten çok anlamlı oldu. Kentle, mimarlıkla ve kamuyla bir diyalog oluşturmak da amacımız. Ve ilerleyen zamanlarda daha spesifik konularda bilgilenmek, bilgi zemini oluşturmak, nitelikli bir ortam oluşturmak üzere bu toplantıları devam ettirmek istiyoruz. İki başkanın da bu ilk toplantıya mimarlık haftası kapsamında katılmaları çok anlamlı. O yüzden teşekkür ediyorum ben. Ben sadece şunu söyleyerek tamamlayayım. Gerçekten bütün bunları konuştuk. Birçok başlığı değerlendirmeye çalıştık ama asıl olan bunu bir kent ittifakı diye tarif ettiğimiz
kent koalisyonu dediğimiz, işte mutabakat dediğimiz neyse bu çerçevede yürütme zorunluluğu olduğuna inanıyorum. Yani Mimarlar Odası bir belediye için son derece önemli bir işlev taşır. Taşımak zorundadır. Sizin mesleğiniz bu. Yani siz tasarım yapıyorsunuz, mimarlık yapıyorsunuz. Biz de bu şehrin yöneticisi olarak sizin bilginizden, birikiminizden, ürettiğiniz sinerjiden ders yani almak zorundayız, öğrenmek zorundayız, sizi bu işin içine katmak zorundayız. Sizi dışarıda tutan bir yerel yönetimin başarılı olmasına mümkün, imkan yok. Yani mümkün değil böyle bir şey. Çünkü sizin mesleğiniz bu. Ben ne kadar bildiğimi iddia edersem edeyim, kentin işte nasıl yenileneceğini, nasıl işte efendim projelerle şekilleneceğini, sizin kadar bilmeme imkan yok. Aynı şey Ziraat Mühendisleri Odası için, aynı şey İnşaat Mühendisleri Odası için. Dolayısıyla bizim İzmir'deki meslek odalarımızla çok daha yakın işbirliği içinde, ilişki içinde olmamız lazım. Sadece meslek odaları da değil, sivil toplum kuruluşlarıyla, diğer kamu kurumlarıyla. Yani bu şehirden ekmek yiyen herkesin, hayatını bu şehirde sürdüren herkesin birbirine kentin ortağı, ittifakçısı, yani potansiyel paydaşı gözüyle bakmayı öğrenmesi lazım. Biz birbirimizin düşmanı olamayız. Birbirimizin düşmanı olmaya başladığımız aslında kendimize zarar veriyoruz. Bu perspektifle ve bu yaklaşımla bu işbirliğini daha nasıl derinleştiririz, daha nasıl zenginleştiririz buna bakmak lazım. Tabii ki eksiklerimiz, hatalarımız, yanlışlarımız olabilir. Ama bunu birlikte gidereceğiz, birlikte çözeceğiz, birlikte ortadan kaldıracağız. Böyle bakmazsak gözünün üstünde kaşın var, senin yerinde gözün var. Bununla devam ederse bu hayat, bu şehre çok büyük zarar veriyoruz. Ben bugüne kadar kurduğumuz hem TUMOP'la hem Mimarlar Odamızla daha özelde ilişki nedeniyle size çok teşekkür ediyorum. Teşekkür davetiniz için çok teşekkür ediyorum. Daha fazla zeminde buluşmayı diliyorum. Yönetiminiz için size de ayrıca çok teşekkür ediyorum. Biz eksik olmayın. Ayaklarınıza sağlık. Sağ olun. Çok teşekkür ediyorum.